neredeyse eşittir. Bugün tanıyacağımız oyunumuzun adı bu. Kumbaracı 50'deyiz ve tiyatroda onlara konuk oldum bugün. Yönetmenimiz İsmail Sağ ve şahane ekip sahne alacak. Zaten biz sahnedeyiz şu anda. Biraz sonra oyunları başlayacak. İlginç bir oyun olduğunu duydum. Merak ediyorum. Dekor da çok ilginç. Bu çeşitli işlemlerle birleşecek, ayrılacak biraz sonra. Dedim ki tren olarak bile kullanabiliriz. Sevgili İsmail Sağar, neler söyleyeceksiniz? Bu oyunun mesajı nedir? Bu oyun, bu oyun eleştirel bir şey. Ekonomiyle ilgili aslında. Başlangıcı ekonomik krizle alakalı. Hı. Çünkü bütün karakterler, 6 karakter var oyunun içinde. Daha çok karakter var da ana olarak 6 karakter var. Biz rolden role giriyor arkadaşlarımız. Evet. Ben tek rol oynuyorum ama bunlar bir sürü rol. Siz de oyundasınız değil mi? Ben oynuyorum. Ben oynuyorum. Velhasıl genel bu 6 karakterin ekonomik sistemin içinde var olması, var olamaması üzerine hezeyanları, çatışmaları, ikili ilişkileri hepsinin iç içe geçtiği bir şekilde bütün karakterlerinin birbirinden bağımsızlar ama kurgunun, yani bu yazarın büyük bir başarısı, kurgunun içinde sonunda hepsinin birbirini etkilediğini görüyoruz. Böyle bir oyun. Çok mekan değişimi var, çok zaman değişimi var. O anlamda karışık bir oyun. O yüzden de böyle bir dekor tasarladık. Mobil bir dekor. Hızlıca taşınabilir, kolay taşınabilir. Ve hızlıca yer değiştiriyor. Oyunun içinde aşağı yukarı 30 defa falan yer değiştiriyor hepsinin yer değişimi. Bu dekor da bizim için oyunun bir parçası, yani 7. oyun diye, 7. oyuncu diyebiliriz dekor için. Çünkü işte 6 karakter var. 6 tane küp ve sandalyemsi bir dekorumuz var ve sürekli hareket ediyor. Ekonomik sistemin içinde bir şekilde yerleşmeye çalışan insanlar ve yerleşemiyorlar en sonunda. Biraz parçalanma. Çoğumuz günümüz insanlar. Yok anlamadık. Kimse anlamadı. Anlamadık değil mi? Evet. Bugün Kumbaracı 50'desiniz. Sonraki tarihlerimiz? 2 Nisan'da Barış Manço Kültür Merkezi'ndeyiz Kadıköy'de. Evet. 14 Nisan'da tekrar Kumbaracı 50'deyiz. Evet. 25 Nisan'da da yine Kadıköy'de par sahnedeyiz. Mayıs programı belli değil. Önümüzdeki Kadıköy'desiniz. Evet. Nisan'da Kadıköy ve Beyoğlu arasında gidip geliyor zaten. Arkadaşlar, provalar nasıl geçti? İlavelerimiz, neler yaşadınız? Koşturmacı bir oyun mu? Yorucu bir oyun. Böyle biraz girdi çıktı da yönetmenimizin konuşmasından onu anladım. Çok güzel çıktı. Güzel, keyifliydi. Yani biz aynı zamanda da hani başka yerlerde çalışan insanlarız. Aynı zamanda bununla beraber tiyatro yapıyoruz. Aa, ne güzel. Evet, yani ama... ekipte profesyonel tiyatrocu tek ben varım. Onun dışındaki bütün arkadaşlar... Farklı meslekler. Şey gibi bu, fazla mesai tiyatro gibi. Fazla mesai tiyatro aşkı. Muhteşem söz yani. Murat sigorta şirketinde çalışıyor. Aylin emekli reklamcı, psikiyatrist, psikolog. O da bankacı. Aslında ben hep örnek veriyorum. Mesela biraz yaşı geçmiş. İşte keşke ben tiyatro aslında isterdim yapmak. Diyorum ki geç değil ki. Evet, her yaşta bunu yapabilirsiniz. Estağfurullah siz daha birinci bahar. Fazla mesaiyle falan. İkinci aşk olarak diyorum. Saat 7'den sonra çalıştıkları için fazla mesai. Sizin de Ayşe, bundan sonra sizin de duyurunuz. Evet, yapmakta mutlu olacak. Grubun da tiyatroda olmasının sebebi arkadaşlar başka mesleklerde yapıyorlar. Tiyatroda yapıyoruz. Aynen, muhteşem. Az önce Esay sordu. Neden tiyatro nokta da? Neden dedin? Anlatacağız demişti. Bu dağ bağlacıyla İki anlamda da kullanıyoruz. Çünkü tiyatroda tanıştık insanlar, benim atölye verdiğim atölyede bir araya geldiler ve çok uzun süre devam ettiler. Yani yaklaşık 4 sene civarı biz farklı oyunlarla antrenmanlar yaptık ki ta bu oyuna gelene kadar ben de içimde... Peki, ne diyeceğim? Bu grupla mı devam edeceksiniz, çoğalacak mısınız daha? Sayı çoğalabilir tabii. Çoğalabilir. Arkadaşlar duyuruluyor. Bakın fazla mesai grubu artı tiyatroda gelip müracaat edip ekibe dahil olabiliyor yani, demişsiniz. Proje bazlı işler yapmak. Yaz döneminde ulaşabilirler size mesela. Yani yeni proje olursa tabii ki de. Yani onun içinde bir
kişilere ulaşmak, başka başka insanların yapmak isteyenlerin tiyatro. En azından şunun fikrini alabilir. Bu başka meslekten olup da tiyatroda yapmak isteyenler, tiyatroyla ilgilenmek isteyenler, bu arkadaşlardan, özellikle bu arkadaşlardan tecrübelerinden yararlanıyorlar. Çünkü onların çok ciddi bir tecrübesi var. Nasıl yapılma, yani prodüksiyonun her aşamasının bir fikri var onlarda. Eğitiminden prodüksiyonuna kadar, yani son haline, seyirciye ulaşması, reklamı, ıvırı zıvırı, hepsiyle ilgili tecrübeleri var. O yüzden bu insanlardan nasıl yaptınız gibi bir sorular sorulabilir. Duyurulur arkadaşlar, hiçbir şey için geç değil. İsteyen tiyatroya başlayabilir. Evet. Yani eğitim almadan grubun içerisinde, kurumun içerisinde yoğrularak eğitimi, süreç ve sahne. Biraz öyle oldu. Yani konservatuvar eğitimi olmadan da farklı farklı eğitimlerle de sahneye hazırlanabilir. Arkadaşlar, burası Kumbaracı 50 sahnesi. Sevgili Gülhan Kadim'e sevgilerimi gönderiyorum. Burada da 4-5 oyun var, çok güzel. Tavsiye ediyorum. Onları da mutlaka görün. Zaten çok şirin, güzel bir sahneleri var. Evet. Emekleriniz, yöneklerinize sağlık diyeyim. Yolunuz açık olsun. Yeni bir grup. Ben çok mutlu oldum tanımaktan. Alkışlıyorum. İyi seyirler. Teşekkür ederim.